Adüde bu hafta. Rektörümüz şampiyon öğrencilerimizi makamında ağırladı. Kuyucak Meslek Yüksekokulu'nda iş ve meslek danışmanları tarafından seminer verildi. Lise öğrencileri İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümüne ziyaret gerçekleştirdi. Kuşadası Meslek Yüksekokulu'ndan Uluslararası Biser Mora Aşçılık Şampiyonası'nda büyük başarı. Köşk Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı gerçekleşti. Mühendislik ve Fen Fakültesi öğrencilerimizin projelerine TÜBİTAK'tan destek. Ziraat Fakültesi'nin 14 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Erkan Salan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesini ziyaret etti. Öğretim üyemizin araştırmacı olarak yer aldığı projeye TÜBİTAK 1001 desteği. Öğretim üyemiz Uluslararası Sanat Fuarı'nda altın madalya kazandı. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Nuh Kılıç, Ziraat Fakültesini ziyaret etti. Psikoloji bölümü öğrencilerimizin projelerine TÜBİTAK desteği. Üniversitemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Üniversitemizde Otizm Farkındalık Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleşti. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Nuh Kılıç, Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret etti. Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Veteriner Fakültesi öğrencilerimizin projelerine TÜBİTAK'tan destek. Doktora sonrası araştırmacımıza TÜBİTAK'tan destek. Rektörümüz Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iftar programına katıldı. Öğretim üyemiz yapay zeka destekli avatar ile bir ilke imza atıyor. Hemşirelik Fakültesi öğrencimizin projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. SÖKE protokolü İşletme Fakültesi iftar programında bir araya geldi. Sağlık Merkezi Derslikleri Yapım Süreci Koordinasyon Toplantısı Rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent'in başkanlığında gerçekleştirildi. Çine Meslek Yüksekokulu'nda iftar programı gerçekleşti. Üniversitemiz işbirliğinde Python ve temel seviye yazılım geliştirme eğitimi başlıyor. Adü ailesi geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.